Günaydın çocuklar. Bugün size iki inatçı keçiyi okuyacağım. Keçilerin inatçı olduklarını duymuşsunuzdur. Öykümüz iki inatçı keçinin başından geçenleri anlatıyor. Uzaklardaki köyün birinde küçük bir çoban yaşarmış. Bu çoban her sabah erkenden keçileri önüne katıp kırlara otlatmaya götürürmüş. Sürüde biri beyaz, diğeri de siyah keçi varmış. Bu iki keçi diğerlerinden daha farklıymış. Biri beyaz, biri siyah. Devamlı birbirleriyle yarış içindelermiş. İkisi de en lezzetli otları bulup yedikten sonra diğer arkadaşlarına "Bugün en lezzetli otları ben yedim." diyerek onları kıskandırmaya çalışırmış. Bu yüzden diğer keçiler onları pek sevmezlermiş. Çoban keçileri otların bol olduğu bir vadiye getirmiş. Keçiler otları iştahla yemeye başlamışlar. Beyaz keçi derenin karşısındaki yemyeşil otları fark etmiş. "Bu otları önce ben gördüm. Kimseye görünmeden onları yemeliyim." demiş kendi kendine. Arkadaşlarına görünmeden derenin üzerinde köprüyü karşısına geçmiş. Yemyeşil lezzetli otları midesine indirmeye başlamış. Karnı doyunca "Bugün en lezzetli otları ben yedim." diye arkadaşlarını kıskandırmak için onların yanına dönmeye karar vermiş. Başlamış köprüye doğru yürümeye. Bu arada beyaz keçiyi ortalıkta göremeyen siyah keçi onu aramaya başlamış. İki keçi azgın akan derenin tam ortasında karşılaşmışlar. Köprü o kadar darmış ki ikisinin aynı anda geçmesine imkan yokmuş. Beyaz keçi, "Köprüye önce ben geldim. Bu yüzden önce ben geçmeliyim." demiş arkadaşına. Köprü denen. Siyah keçi hemen itiraz etmiş. "Hayır, önce ben geldim. Karşıya önce ben geçmeliyim." diyerek başlamış tartışmaya. Keçiler inatçı olduğunu söylemiştik ya. Aralarında anlaşamayınca başlamışlar birbirine toz vurmaya. Bu arada boynuzları birbirine takılmış. Boynuzlarını kurtarmaya çalışırken de dengelerini kaybederek deriye düşmüşler. İkisi de derideki azgın akan suya kapılarak boğulmuşlar. İnatçılıkları yüzünden canlarından olmuşlar. O yüzden inatçı olmuyoruz çocuklar.